Taran kim olabilir bunlar ya? Ha? Adam resmen yazarım diye beni kandırdı. Evimin içine kadar girdi, kamera yerleştirdi. Vallahi Sevilay, organize işi oldu kesin. Sadece mailden iletişime geçiyorlar. 800 bin TL istiyorlar, düşünebiliyor musun? Vermezsek bu görüntüleri medyaya vereceklermiş. Eğer görüntüler sızarsa biteriz. Ama parayı verdiğimizde şantajın devam etmeyeceğinin garantisi yok. Ne yapalım canım? Adamlarım arıyor Demirkan'ı her yerde. Adresini illaki bulacaklar da o zamana kadar biz bu adamları nasıl oyalayacağız onu düşünmemiz lazım. Ya bu adamın numarasını bilmiyor musun? Arasana. Tarhan, bu zamana kadar aramadığımı zannediyorsun? Bin defa aradım, kapalı işte. Esas ben bizim çocukları arayayım bakayım ne yaptılar. Alo. Ne yaptınız? Trafik yüzünden izlerini kaybettik Sevilay Hanım. Ya siz geri zekalı mısınız ya? Ben size adamın izini kaybedin diye mi para ödüyorum? Onları mahalleye kadar takip ettik. Ara sokakta da girdiler. Yani belli ki bu yakınlarda bir yerde oturuyorlar. Bana bak, bütün sokaklara gireceksiniz. Gördüğünüz herkese Demirkan'ı soracaksınız ve o adamı bulacaksınız. Anladınız mı beni? Ya geri zekalılarla çalışmaktan gerçekten nefret ediyorum ya. Sevilay Hanım, bir video daha geldi. Sevilay Kara, bize hala geri dönüş yapmadı. Oyun oynamıyoruz, sen de oynama. Yarın saat tam 3'te. Gönderdiğimiz lokasyona 800 binle gelmezsen gerisini söyler. Gerek yok herhalde. Ama unutmadan çok eğleneceğiz. Çok eğlenecekmişiz. Yarın kim eğlenecek göreceğiz bakalım. Ne yapın edin bulun Demirkan'ı dedi. Herkese soracağız o zaman. Genç. Burada Demirkan'ın aslanı diye biri varmış, biliyor musun? Nereden bileyim be abi? Koca İstanbul. Ya biliyor musun, bilmiyor musun? Face'den mis'ten ara abi. Etiketlenmiştir bir yerlere. Zeki çocukmuş ya. Hayati hadi hadi. Ya Cemile, bak ne güzel, her yer cıvıl cıvıl. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. He bak, oğlumuz da şurada top oynuyor. Yani bir tane golden köpeğimiz olsa, niye golden? Çünkü altın misali. Yani biz mutlu aile tablosu gibiyiz Cemile. Hayati, bence bu kadar yeter. Hadi eve gidelim. Dur, daha yeni çıktık zaten. Ya Cemileciğim. Normal bir insanın günde 10.000 adım yürümesi gerekiyor. Senin milyonlarca adım yürümen lazım. Hayati, evliliğimize bir heyecan katmaya ne dersin? Heyecan mı? Ne heyecanı Allah aşkına ya? Biz seyircisiz oynanan maç gibiyiz Cemile. Zevksiz, temposuz bir evliliğimiz var. Böyle gerizekalı bir çiftiz biz yani. Geçenlerde televizyonda izledim. Böyle bizim gibi monoton evlilikler için çocuk çok iyi geliyormuş. Sana olan bütün hislerimi içime gömüp bir çocuk yapmaya karar verdim. Çüş Cemile, çüş. Sen geçen gün de bu yüzden demek ki tutturdun öyle hastaneye gidelim falan diye, he? Allah Allah. Yok, ben böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Neden? Dünya kötü diye mi? Ben kötüyüm diye. Ya Cemile, düşünsene bir çocuk. Babası ben, anası sen, he? Olur mu? Hem denedik, olmuyor işte. Bak, Gıyasettin. Yok Cemile. Yok yani, biz üçümüz Gıyasettin, sen, ben selfie çekilsek, bunu gidip bilgisayara koysak, bizi kim like'lar Cemile? Allah aşkına, düğünümüzde bile kimse bizimle fotoğraf çektirmedi. Senin bu 8.0.1 sürümün olmadı Cemile. Eskisi daha iyiydi. Seni keşke güncellemeyeydik. En azından evde duruyordun yani. Hayati, hayati. Yapacağız. Yapmayacağız. Yapacağız. Yapmayacağız. Hayati. Ne var be? Abicim, iki tane gece kulübünden bir de pavyondan şikayet var. Bunlar müşteri gibi giriyorlarmış mekana. Ondan sonra işte cüzdan, takı, telefonlara kadar alıyorlar seni anlayacağım. Siz mekan sahipleriyle görüşebiliriz mi komiserim? Görüştüm, görüştüm. Hatta şeyleri istedim bu. Kamera kayıtlarını falan istedim işte. Onu yollayacaklar. Onları bekliyoruz. Günaydın Esra Hanım. Günaydın. Günaydın. Esra. Ya Esra, yapma şöyle işte ya. Tamam, bir sürü şey yaşadık, bittiğim bütün iş arkadaşları kavga eder be kızım.
Bak biz Derya ile de barıştık ha. Yakında nikah tarihini de alıyoruz. Yani onlar alıyorlar. Pardon da bunun bizim işimizle ne ilgisi var? Ya lütfen bundan sonra bana nevizadelerden ya da sözlüğünden bahsetme Ceyhun ya. Allah Allah. Niye? Hem sen de gördün işte. Gayet normal insanlar. Boşu boşuna takip etmişiz yani. Boşu boşuna. Evet, bir uyuşturucu mekanının üst katında mevlüt okutuyorlar ve bu gerçekten çok normal. Hakikaten normal insanlar onlar ya, doğru. Bak sonra pişman olacaksın ama. Kimin pişman olacağı belli olmaz. Bak Ceyhun seni seviyorum, üzülmeni de gerçekten istemiyorum. Ama bence sonunda sen pişman olacaksın. Ceyhun komiserim, müdür bey odasında sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Sonrasında bir kahve ısmarlarsın değil mi? Tamam be, tamam. Abi hepimizin kimlik bilgilerini yeniden sisteme girdim. Yani nevizadeler olarak emniyet havuzunda kaydımız var artık. Peki Derya nikah için falan kimliğini verirse bir sıkıntı var mı? Risk var mı hala? Abi ondan emin değilim ya. Yani ne olur ne olmaz bizim hiçbir devlet dairesine kimlik vermememiz lazım. Sevilay'dan haber var mı? Yok abi. Abi bu niye aramıyor bizi ya? Görüntülerdeki ben değilim, benim yerime başkasını mı koymuşlar diyecek. Ne diyecek yani? Selam gençler ve her zaman genç kalanlar. Ne oluyor ya? Yüzler düşmüş, sıfatlar düşmüş, neşe gitmiş ya. Bak, bak bir tane fıkra anlatayım o zaman neşelendireyim sizi. Son zamanlarda bununla yarıyor herkese. Kimse gülmez Tunca, sana söyleyeyim. Bak şimdi bir tane okula müfettiş geliyor. Türkçe dersine giriyor, tamam mı? Çocuğu kaldırıyor, tek eceli bir kelime söyle bana diyor. Çocuk diyor ki, tik. Diyor ki, aferin evladım, senin ismin ne diyor? Bu sefer diyor ki çocuk, Süleyman. Kadir abi, Süleyman diyor. Değil mi komik? Hiç gülen olmadı değil mi? Kandemir abi senden çok umutluydum be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?